Arabanızın lastikleri ömürlerini doldurduktan sonra başlarına ne geldiğini hiç düşündünüz mü? Dünyada her yıl yaklaşık 1,5 milyar atık lastik ortaya çıkıyor. Bu öyle bir rakam ki atık lastikleri üst üste dizdiğimizde aya ulaşıyor. Atık lastiklerin büyük bir bölümü ısı enerjisi elde etmek için fabrikalarda yakılıyor ya da açık alanlarda atıl halde bekletiliyor, fakat her iki yöntem de doğayı tehdit ediyor. Sadece bir ton atık lastiğin yakılması yaklaşık 450 kilogram zehirli gaz salınımına sebep oluyor. Bu zararlı bileşenler hava yoluyla kilometrelerce mesafelere taşınıyor ve atmosferde uzun süreler boyunca bulunabiliyor. Üstelik zehirli gazlar sadece havayı kirletmekle kalmıyor, aynı zamanda suyu, toprağı ve gıda kaynaklarını da kirletiyorlar. İstiflenen atık lastiklerse sivrisinekler veya türlü bakteriler için olağanüstü bir yaşam alanı oluşturuyor ve aslında her an yeni bir pandemi ihtimali doğuruyor. Atık lastik problemi ciddi ölçekte çevresel ve ekonomik sıkıntılara sebep oluyor. Laska, ömrünü tamamlamış lastikleri yenilikçi, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yöntemlerle ileri dönüştüren bir yüksek teknoloji şirketi. Benimsedikleri döngüsel ekonomi yaklaşımıyla atıkları yeni ham maddelere dönüştürüyorlar, böylece ekonomiye geri kazandırıyorlar. Laska, lastiklerden yenilenebilir yakıt ve karbon siyahı elde ediyor. Yenilenebilir yakıt doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülebiliyor, kimya endüstrisinde yaygın olarak kullanılıyor veya endüstriyel alanlarda sıkça kullanılan fosil yakıtların yerine geçiyor. Böylece fosil yakıtların yarattığı çevresel tahribat engelleniyor. Laska'nın üretimlerinden bir diğeri ise karbon siyahı. Karbon siyahı, kauçuk ve plastik endüstrisinde ham madde ve katkı maddesi olarak kullanılan bir ürün. Düşünün ki bir arabada kullanılan tüm siyah plastik ve kauçuk parçalar karbon siyahı içeriyor. Ayrıca karbon siyahından nanomateryaller de elde edilebiliyor. Dünya genelinde her yıl 13 milyon tondan fazla karbon siyahı üretiliyor ve ürünün %99'dan fazlası fosil yakıtlardan elde ediliyor. 1 kilogram karbon siyahı için 2,5 litre fosil yakıt yakıldığını göz önünde bulundurursak, bu geleneksel üretim modeli çok büyük miktarlarda karbondioksit salınımına sebep oluyor. Laska, aynı ürünü fosil yakıt yerine atık lastiklerden üreterek tonlarca potansiyel karbondioksit salınımının önüne geçiyor. Her bir ton karbon siyahı için 2,5 ton karbondioksit emisyonunu azaltarak her yıl 1 milyon ağacın üstlendiği görevi yerine getiriyor. Bu oran, Belgrad Ormanı'nın bir yılda azalttığı karbondioksit oranıyla aynı. Bugün dünyanın en acil problemlerinden biri iklim krizi. Öyle ki 2019'da Oxford Sözlüğü iklim krizi ifadesini yılın kelimesi olarak seçmişti. Laska, atıktan ham madde üreterek karbon ayak izini küçültüyor, böylece iklim krizinin çözümüne doğrudan katkı sağlıyor. Biz aslında bir geri dönüşüm şirketi olarak tanımlamıyoruz kendimizi. Bir ileri dönüşüm şirketi olarak tanımlıyoruz. Sadece Türkiye'de her yıl 20 ila 25 milyon adet arası lastik atığı ortaya çıkıyor. Bu atıkları eğer düzgün bir şekilde değerlendirebilirsek çok ciddi bir ekonomik kaynaktan bahsediyoruz aslında. Çünkü malzeme %100 oranında dönüşebiliyor ve dönüşen her bir ürün bir başka endüstrinin kullandığı bir ham madde haline geliyor. Temel problem bu atıkları nitelikli ham maddeye dönüştürememek. Kendimize ait reçetemizle çözmüş olduğumuz temel çözüm burada ortaya çıkıyor. İşlemiş olduğumuz her bir birim ürün başına 2,5 birim karbon salınımının önüne geçmiş oluyoruz. Ürünlerin geleneksel üretim şekli fosil yakıtların yakılmasıyla elde ediliyor. Dolayısıyla biz bunu atıklardan kurtardığımız zaman hem atıkları geri kazanmış oluyoruz hem de fosil yakıt kullanımının önüne geçmiş oluyoruz. Dolayısıyla ölçülebilir karbon salınımı etkimiz çok yüksek bu anlamda. Otomotiv endüstrisinin karbon salınımı azaltma baskısı var. Ellerindeki en önemli kos, ellerindeki o fosil yakıtlı motorları elektrikli motorlara çevirmek. Fakat bir alternatif olarak otomotivin içerisinde kullanılan da çok fazla biliyorsunuz ki plastik ve kauçuk malzeme var. Bunlar fosil yakıt kaynaklı karbon siyahı kullanan malzemeler. Bu anlamda otomotiv endüstrisine biz çok ciddi bir fırsat sunuyoruz. Otomotiv endüstrisine diyoruz ki kullanmış olduğunuz plastik ve kauçuk malzemenin içerisindeki karbon siyahını fosil yakıtlı elde edilen karbon siyahı yerine atıklardan elde edilen bir ürüne değiştirebilirsiniz diye bir fırsat alanı yaratıyoruz. Bu noktada çözüm getirdiğimiz sorun karbon siyahı tarafında maliyetli ve türlü üretimin önüne geçmek. 2018 yılında Avrupa Parlamentosu tarafından dünyayı değiştirebilecek 50 girişimden biri seçildik. Geri kazanılmış karbon siyahının çeşitli inovatif uygulamalarda kullanılabilirliği kanıtlanmış bir ürün. Bu karbonu aktifleştirip kirli suyun arıtımında kullanabiliriz ki temiz su kıtlığı zaten önümüzdeki yılların bir problemi. Nanoteknoloji temelli ARGE çalışmaları sayesinde geri dönüştürülmüş karbon siyahı kullanımıyla grafen elde etmemiz
etkisi olduğu da ispatlanmış bir konu. Nanomateryaller dediğimiz malzemeler aslında çoğunluk itibariyle çok gözle göremeyeceğiniz nano boyutta çalışılan malzemeler. İşte bunların en meşhuruna örnek verecek olsak grafeni söyleyebiliriz. Grafen dediğimiz malzeme oldukça sert, sağlam. Aynı zamanda hafif yapıya sahip bir malzeme ve enerji, elektronik, ilaç, gıda gibi farklı endüstri ve sektörlerde de kullanılan değerli bir malzeme. Bizim elimizdeki karbondan da grafen üretmek teknolojik olarak mümkün. Biz de bu alanlarda çalışıyoruz zaten. Yenilikçi yaklaşımı ve döngüsel ekonomi anlayışıyla atıkları etkili biçimde ileri dönüştüren LASKA, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 9'una katkı sağlarken gezegeni koruyor ve tüm canlılar için yaşanabilir bir gelecek inşa ediyor.